Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yerken kendinizi durduramayacağınız ve yemelere doyamayacağınız inanılmaz lezzetli, harika bir üzümlü kurabiye yapacağız. Bu kurabiyeyi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında çok güzel bir şekilde yumuşamış olan 125 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı esmer şeker ilave ediyorum. ve üzerine bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum iki tane yumurta ekliyorum ve şimdi mikserle homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Evet, homojen bir kıvama gelene kadar mikserle çırptıktan sonra içine 2 yemek kaşığı yoğurt 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı portakal suyu ilave ediyorum ve mikserle çırpmaya devam ediyorum. Evet malzemeler güzelce karıştıktan sonra mikseri bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. İlk etapta undan bir miktar koyuyorum ve daha sonra üzerine bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı karbonat ilave ediyorum. Ve üzerine iki yemek kaşığı da portakal kabuğu rendesi ekliyorum. Ve şimdi hamura elimi hiç değdirmeden bir yandan azar azar un ilave ederek hamuru spatula ile karıştırıyorum. Evet söylemiş olduğum gibi hamura elimi hiç değdirmeden klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5,5 su bardağı un kullanarak hamuru güzelce karıştırdım. Ve gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve yapışkan bir kıvamı var. Şimdi içine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı üzüm ve dişe gelir bir şekilde ufalamış olduğum 1 çay bardağı fındık ve 1 çay bardağı damla çikolata ilave ediyorum. Ben fındık kullandım fakat tercihen ceviz de kullanabilirsiniz. Evet şimdi yine elimi hamura hiç değdirmeden malzemeleri spatula ile karıştırıyorum. Ve malzemeler güzelce karıştıktan sonra kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi üzerine bir kapak kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, kurabiye hamurunu 20 dakika buzdolabında beklettim. Şimdi bir kaşık yardımıyla alıyorum ve küçük bir mandalina büyüklüğünde yuvarlayarak yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum ve hamurum bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Ve kurabiye hamurunun hepsini aynı şekilde tamamladım. Şimdi üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarısını sürüyorum. Bu arada fırınımı alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken üzerlerine biraz susam serpiyorum ve daha sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, kurabiyeler benim fırınımda tam 40 dakikada pişti. Fakat her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Evet, kurabiyelerimiz servise hazır ve şimdi hemen sizlere içini de göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki en başta da söylediğim gibi yerken kendinizi durduramayacağınız ve yemelere doyamayacağınız inanın inanılmaz lezzetli, şahane bir kurabiye oldu gerçekten. Yiyen herkes çok beğendi. O yüzden sizler de bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben de sizlere ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni video videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere, hoşçakalın.